Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun. Çok özel bir gün, önemli bir gün. Bugün Arefe, yarın bayram. Evet, programımıza hoş geldiniz. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaşan'la sohbetler başladı. Muhterem hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Tekbirlerle açtık ya. Hocam. Bugünlerde tekbir okumanın hükmü nedir? Direkt bu soruyla başlayalım. Efendim tekbir Arefe gününün sabah namazından başlayarak dördüncü bayramın ikindi namazına bey ve bayana, her bay ve bayana, yani erkek ve kadına vaciptir. Yani o yüzden kadınlarımızın bilhassa dikkatini çekmek isterim. Vaciptir. Kurban bayramındaki vaciplerden biri budur. O halde bunu dikkatli olmalı, ihmal etmemeli. Hı hı. Muhsin Bey, bunlarla ilgili hatıralarım buyurun var hocam, müsaadenizle. Buyurun, estağfurullah hocam. Bir zaman Mannheim'da Almanya gurbetçi insanlarımız muhteşem bir cami yaptılar. Caminin açılışına da Türkiye'den gidenlerimiz oldu. Fakat muhteşem bir cami olduğu için papazlar, hahamlar, Büyükşehir Belediye Başkanı, onları filan da davet ettik. Muhteşem bir kalabalık var. Bizimkiler dışarıda ama onları içeriye aldık. Misafir. İçeriye aldık. Tabii onlardan konuşmalar oldu. Bizden konuşmalar oldu. Programın sonunda dua görevi de bendeydi. Ben de duayı yaptıktan sonra bu tekbiri okudum. Tercüman arkadaşlar dediler ki hocam, yani bu hahamlar, papazlar camimize gelmişken açılış programında İslami bir motif arıyordular. Aradıklarını bu tekbirde buldular. Ama hocam sen de bir defa okudun, keşke üç defa okuyaydın dedi. Tercümanlar böyle dikkatimi çekti. Bir başka hatıra, emekli albay merhum Halil Can diye bir dini musiki hocamız vardı. Ondan duyduğum olayı naklediyorum. Bir zaman Türkiye'de tabii televizyon yok, radyo evimize İtalya'dan sanatçılar, müzisyenler gelirler. Adamlar derler ki, ya Türkiye'ye gelmişken sizin ne gibi eseriniz var, sanatınız var, biz de onu görelim derler. Bizimkiler tekbiri okurlar. Ve sanki bilmem orada mıydı, görgü şahidi gibi nakletmişti. İtalyan sanatçılar kalktılar, alınlarını, burunlarını yerlere sürttüler. Bu ne güfte, bu ne beste yahu diyerek hayranlıklarını ifade ettiler. Yani biz de programı açarken gönül kameramızı kutsal topraklara çevirdik ve oradaki telbiyeyi dinledik. Evet. Sonra da tekbiri okuduk. Evet. Telbiye, yani mikattan itibaren hep lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur, emrine hayranım, yoluna kurbanım. Minnet sana, şükran sana, her emrin başım üzerine ya Rab. Nereye kadar bu? Mina'ya, şeytan taşlamaya kadar. Oraya varınca bu kesilir. Bu sefer tekbir başlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Muhsin Bey, menasiki haccın her yeri son derece etkileyicidir. Ama bu kısımdan da ben ayrıca etkilenirim. Yani Mina'ya gelince dünyanın uzağında yakınında siyahı beyazı, dilleri ayrı, renkleri ayrı insanlar, aynı kışlanın askeri, aynı mektebin talebeleri gibi tekbir okurlar. Mina Vadisi tekbirle Allah inler. Allah. İşte bundan taş kalpli insan da etkilenir. Tüyler bundan diken diken hocam. Öyle olur efendim. Evet. Yani.
Evet, Allah razı olsun hocam. Nakletmek. Evet, hocam şunu da sorayım. Tekbir ne zamandır var? Güftesi kime ait? Bestesi kime ait tekbirin? Ne güzel soru. Efendim, güftesi üç peygambere ait. Allah Allah. Değerli seyircilerimiz de herhalde dikkat kesildiler. Sen ne konuşuyorsun ya? Demek tekbirin güftesi üç peygambere ait. Bestesi de Itri'ye ait. Ve milletimiz öğrenmiş yahu. Milletimiz değil, İslam ümmeti öğrenmiş. Asırlardır hem. Bütün dünya öğrenmiş. Ve o yüzden bakın bayramda dört gün okunması da vaciptir. Hangi peygamberler hocam? Efendim, bir, meleklerin peygamberi Cebrail Emin. Aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam. Bir. Koçu getirirken Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. O kısım ona ait. İbrahim peygamber La ilahe illallahu vallahu ekber diyor. İkinci kısım? İsmail, evet. Üçüncü kısmı da İsmail aleyhisselam Allahu Ekber velillahilham. Allah Allah. Güfte böyle. Beste de Itri tarafındandır ve milletimiz tarafından da öğrenilmiş. Acı tatlı günlerimizde okunur. Şehit cenazelerinde dikkatimi çekiyor benim. Yani tekbir okunmaya başlıyor. Öyle olunca ne bileyim taşkınlıklar, şaşkınlıklar bitiveriyor. Herkes o tekbirin ve şehidin kutsallığının havasına bürünüyor ya. Mevla razı olsun hocam. Peki, konuşacak çok konu var. Hocamıza sormak istediğimiz pek çok mesele var. Arefe günüyle ilgili, bayramla ilgili hakikaten çok soru var. Sizin adınıza ben bu soruları biraz sonra inşallah yayında hocamıza soracağım. Evvelinde bir telefonumuz var. İzleyicimiz hattaysa bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı günler, güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kevser Hanım Konya'dan arıyorlar. Buyurun Kevser Hanım. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkürler. Size. Şimdiden iyi bayramlar size de. Benim hocamıza bir sorum olacaktı. Tabii ki. Ben sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirmeyi unuttum. Bunun kazasını nasıl yapabilirim? Güzel soru. Şimdi normalde bu sabah başladık. Tekbirleri evet. Getirmeye. Siz diyorsunuz ki yani alışık değiliz. Yılda bir kere oluyor bu. Haliyle unuttuk. Sabah namazını kıldım ama bu tekbiri getirmedim. Acaba diğer namazlarda bunun kazası olur mu? Mesela öğle namazı kılındıktan sonra tekbir getireceksiniz. İki defa o zaman. Öyle mi? Evet. Bunu sormak istedim hocamdan. Peki. Ha. Teşekkür ediyoruz. Konya selamlar. İyi bayramlar şimdiden. Hayır. Kazası olmaz Muhsin Bey. Yani onu zamanında farzı kıldıktan sonra okumamız gerekiyordu. Ama namazı da kazaya bıraktık. Yok, namazı kılmış. Tamam, hanımefendinin sorusu o. Namazı kılmış ama tekbiri okumayı unutmuş. Geçti, o devlet kuşu kaçtı. Peki namazı, buyurduğunuz gibi namazı da kılmadı, unuttu bu diyelim, kalkamadı. Namazla birlikte, tekbiri de beraber okur. Kazasında. Evet, kazasında tekbiri de okur. Hocam beraber. Bunu belirtmeniz güzel oldu. Öyle oldu. Atladı evet, konu. Evet. Diyelim ki ben bu sabah, diyelim ki bugün Arefe'ne, ben sabah namazına uyanamadım. Uyanamadım. Sonra öğleye yakın sabah namazını kılacağım. Öğle ezanına 20 dakika kala, yarım saat kala sabah namazımı kılacağım sünnetiyle beraber. Bu namazın farzını kıldıktan sonra tekbir. Tekbiri de okuyacağım amması şu Muhsin Bey. Bugünler altın değerinde günlerdir. Bakın, İslam dünyasından insanlar gönül muradı olarak mukaddes mekanlara gidiyorlar. Yastık altı parasıyla gidiyorlar. Ya. Yani 10 yıl, 15 yıl bizim ülkemizde kura bekliyorlar, sıra bekliyorlar, öyle gidiyorlar. Yani ben de tuttum, kalkamadım. Böyle de yapmamalıyım yani. Bu altın değerinde günler. Özel günler. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetir diyerek şanına Allah'ın yemin ettiği gün ve gecelerdir. Bunların değerini bilmeli. Yatmış da kalmışım. Yok öyle olmasın. Olmamalı. Hem Arefe günü hem bayram hiçbir zaman olmasın da tabii o namazları ihmal etmemek ama adına. Bu günlerde de özellikle bugünlerde.
Hele bayram namazı, yani ben gençlerimiz için Muhsin Bey üzülüyorum. Uyumuş da kalmışım. Yazık, öyle olmaz. Yılda yani, iki defa hocam. Öyle derdi olan, defa. Kaygısı olan, uçaktan biletim var, gideceğim. Yattım, uyudum, olur mu? Olmaz. Saatimi kuracak mı, tedbirimi alacağım, ne edeceğim? İlla zamanında uçağa yetişeceğim. Buyurduğunuz gibi, evet. Ya Allah'a karşı benim görevim ya, yılda iki, yılda iki. Nasıl ben bunu geçiştirebilirim? Ya nasıl hocam. Uyudum da kalmışım, uyumuş da kalkmışım. Anne uyatmıyor, baba uyatmıyor. Nasıl böyle olur ya? Vebal. Yani hatta ülkemizde de keşke bu başlasa diye düşünüyorum Muhsin Bey. Sevgili Peygamberimiz bakın buyuruyor ki bayram namazını açık havada kıldırırdı. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, cumhur, cemaat gelsin diyor Peygamberimiz. Hatta mazeretli hanımlar da gelsin. Ya Resulallah, mazeretli hanımlar bayram namazı kılacak mı? Hayır. Mazeretli hanımlar namaz kılmıyor. Onlar niye gelsin? Onlar o atmosferi yaşasınlar. Onlar da duaya katılırlar. O havayı koklarlar. O manzarayı görsünler. O hutbeyi dinlesinler. Yani o yüzden ülkemizde oldukça müsait camiler vardır. Mecburi değil. Vacip değildir. Hanımlara bayram namazı vacip değildir. Ama gidip de kılarsa sevap kazanırlar mı? Elbette sevap kazanırlar. Yani bir zaman benim evimde Etiyopya'dan bir hanım kızımız kalırdı. Evet. Ben sabahleyin erkenden tabii kalktım. Büyük camiye gittim. Geldim. Geldim hem de biraz gecikerek geldim. Ama kızımız yok. Hayro, dehşete düştük ya. Kızımız nereye gider? Bize de bir şey söylemedi. Hayırdır bu bayram sabahı, kız nerede? Bir de bakan ki kız salvala ballana geldi. Kızım nereden geliyorsun? Camiye gittin. Bayram namazında. Allah Allah, kızım nereden gittin? Ne için gittin? Bayramda camiye gidilmez mi? Onlar kendi böyle. Ülkesinde kadınlar da gider ya. Burada da öyle olacağını zannediyor. Bize söyleme lüzumunu da hissetmeden evin yakınındaki camiye gidiyor. Allah. Ama bunun gibi 5-6 hanım da gelmiş, onlarla eşlik ederek bayram namazını kılmış, öyle geliyor yani. Maalesef ülkemizde hanımlar bayram namazı kılmaya gitmiyorlar hocam. Aslında gitseler iyi olur. Ben kadın olsam giderim yani. Evet. Niye o havayı, niye yaşamayayım o? Peygamber sünneti yani de, Efendimiz zamanında yapılan Muhsin Bey, yuvayı yapan dişi kuştur ya. Çocuklarımızın terbiyesi daha çok hanımlara emanettir. Elbette. Yahu ne verdik biz bu hanımlara? Hiçbir şey vermedik ama çok şey bekliyoruz. Aha. Yanlış. Evet. Cuma namazına gitmez kadınlar. Cuma'ya bayram gitmesin, namazına bayram gitmez namazına. Kadınlar. Yasak. Bu kadın yok, nereden öyle öğrenecek? Şey. Bu feyzi nereden alacak? Evet. Ya. Cenaze namazı kadınlar kılmaz. Evet. Bayram namazı kadınlar kılmaz. Cuma namazı kadınlar kılmaz. İyi de yok. Evet. Değil mi hocam? Doğru. Dinde böyle bir şey yok yani. Doğru efendim. Hepsini kılıyorlar aslında. Ama mecbur değiller. Elbette. Onu da söyleyelim tabii yani. Ama şey hüküm kötü hocam. Kılınmaz, kılmazlar. Tabii o evet. Yanlış. Evet. O yanlış. Peygamberimizin zamanında gittiler mi? Gittiler. Hı-hı. Hatta 5 vakit namaza gittiler. 5 vakit namaza tabii. Gittiler ya. Evet. Evet. Peki yönetmenimiz sevgili Emre'den rica edeyim. Teşrik tekbirlerini bu büyük ekranda bir görelim. Önemli. Biraz evvel izleyicimiz sordu. Bakın. Evet. Arefe günü sabah namazından itibaren. Yani bu sabah başladı. Öyle. Bu sabah başladı. Sabah namazını kıldık. Her farzdan sonra ne diyoruz? Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, velillahil hamd. Hocam anlamı ne, manası ne bu tekbirin? Anlamı Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur. Evet. Yani Allah'ın büyüklüğünü,
ne kadar vurguluyoruz. Ben ne kadar küçüğüm, o ne kadar büyük, ben ona ne kadar muhtacım. Ya bunu hissediyorum. Gönlüm Allah sevgisiyle dolu. Gönlümde Allah sevgisi, dilimde Allah'ın adı, Allah'ın tadı. Evet. Hocam ne güzel buyurdunuz. Bu tekbirleri okurken sizin de buyurduğunuz bu tefekkürü yaparsak, evet, daha etkili olur herhalde. Öyle olur. Şimdi sabah namazından itibaren başladık. Evet. Dördüncü günün ikindi namazına kadar. Her farz namazdan sonra. Ben bunun için diyorum ki yani illa beş vakit camilere gidebilirsek aleyhülala, ama şu gerçek ki çok defa gidemiyoruz. Öyle olunca evde beyefendi imam olmalı, hanımefendi ve çocuklar da cemaat olmalı. Böyle olunca beyefendi unutsa hanımefendi unutmaz, hanımefendi unutsa çocuklar unutmaz. Doğru. Ve evde de cidden bayram havası oluyor. Ha, Kurban Bayramı günlerinde tekbir okuyoruz. Ya. Tekbir neymiş? Allah'ın büyüklüğünü ifade eden. Efendimiz buyuruyor ki, bana ve benden önceki peygamberlere bu sözden daha büyük bir söz verilmedi. Kadın ve erkek. Kadın ve erkek. Herkese vacip. Herkese vacip. Mükellef olan herkese, her Müslümana, evet, vacip. Öyle efendim. Bunları yapmak. Peki. Hocam müsaade buyursanız şimdi kısa bir aramız olacak. İnşallah aradan sonra tekrar yayınımız devam edecek. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Velillahilhamd. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Tabii önemli bir gün bugün Arefe, yarın bayram. Makbul günler. Hocam bu günlerde bu günleri nasıl değerlendirmeli? Arefe günü yapılan duaların reddolunmadığı söylenir, bilinir. Bayram gecesi yapılan duaların bu günü ve geceyi nasıl değerlendirmek lazım? Efendim, Hamsü leyalin la turaddu fihinne davve. Beş gece var ki o gecelerdeki dualar reddolunmaz. İmza Allah elçisi. Evet. Evvelu leyleti min Recep. Recep ayının ilk gecesi. Ve leyletü nısfı min Şaban. Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Ve leyletül Arafe ve leyletül Nahir. Leyletül Fıtır ve Leyletül Nahir. Yani demek ki ve Cuma gecesi var birisinde de. Hı hı. Üç ayların başı. Yani Recep ayının ilk gecesi. İlk gecesi. Efendim, Cuma gecesi ve onun adına ne diyoruz? Berat gecesi. Berat gecesi. Berat gecesi. Ramazan bayramı gecesi. Kurban bayramı gecesi. Arefe de bunlardan biridir. Yani evet. Arefe yani bayram gecesi demektir bu. Yani Arefe'yi sabah bayram. Ertesi evet. Gün onun adı bayram. Arefe gecesi, evet, bayram gecesi. Bayram gecesi. Arefe günü. Diyoruz, evet. Bayram gecesi. Hocam bugünlerde oruç da tutuluyor. Bununla ilgili kaynaklarımızda Arefe günü orucu için sevgili peygamberimiz buyuruyor ki Arefe gününün de oruç tutarsa kişi geçmiş yılın günahlarının ve gelecek yılın günahlarının affına yeter. Yani geçmiş yıl ve gelecek yıl, böyle buyuruyor. Ve dua dedik de Muhsin Bey, bakın yanık yürekle yapılan dua reddolunmaz. Şu kitabımızda bakın, evet, şu kitabımızda bir şey anlatıyoruz. Buyurun hocam. Alanya'daki üç tane esnaf, bakın Alanya'nın orman köylerinden birisi geliyor, yahu bizim orada ceylan var, gelin de ceylan avı yapalım diyor. Hı hı. Gidelim hadi. Onlar da gidiyorlar, geceleyin ormanlarda dolaşıyorlar, ne tavşan ne ceylan yok, avlayamıyorlar. Köylü de utanır gibi oluyor, hem davet ettik hem bir şey avlayamadık. O Alanya'dan gelen o kişiler de, ya dönelim ya, bırak şu avlanma işinden vazgeçelim, gece yarıyı geçti, biz ormanlarda dolaşıyoruz. Köylü de diyor ki, arkadaşlar müsaade ederseniz ben şuradan bir keçi satın alayım,
Yani hanımlarınıza karşı evlerinize boş varmayın. O hanımla keçilerin butlarıyla varın. Ya gece vakti arkadaş. Nereden sen nereden keçi bulacaksın? Ya siz acele etmeyin. Bu köyde her evde keçi olur. Ben kimseyi rahatsız etmem. Işığı yanan bir evin ziline basarım. Ha şu evin ışığı yanıyor. Zile basıyor. Adam çıkıyor. Arkadaş keçin var mı? Var. Satar mısın? Satarım. Kaça? Şu paraya. Peki al parayı. Getir keçiyi. Ya sen keser misin? Biz kesemeyiz. O kişi köylü keçiyi kesmeye başlıyor ama hıçkırık da başlıyor. Ağlıyor. Ağlıyor adam. Hıçkıra ağlıyor. Bunlar da taş kalpli derler. Niye ağlıyorsun arkadaş ya? Yani parayı az bulduysan artıralım. Keşiyi mi çok severdin? Parayı mı az buldun? Niye ağlıyorsun ya? Ağlamamın sebebi o değil. Ne parayı az bulmak ne keçiyi sevmek. Ağlamamın sebebi şu. Benim oğlum önümüzdeki sabah askere gidecek. Oğlanın cebine haçlık koyamadım. Borç aradım, bulamadım. Bu keçiyi dün pazara çıkardım ama necisin diyen yok. Ucuzunda pahalısına değilim. Ne verseler vereceğim ama satamadım. Oğlumu da asker ocağına cebinde para olmadan göndermek istemiyorum. Sabah yaklaşıyor. Oğlan bizden ayrılacak. Oğlanın cebinde haçlık yok. Ağlayarak dua ediyordum. Ya Rabbi, oğlumun yanında beni mahcup etme. Bir çare ya Rabbi, bir kapı aç ya Rabbi. Allah sizi Alanya'dan kaldırdı. Ceylanahu bahanesiyle Allah şu gecenin Allah altında kapıma getirdi. O ağlığın sebebi. Ben işte diyorum ki şu bayram gecesinde hanımefendiler, beyefendiler, ya şu Filistin meselesi yüreğimizi yakmaz mı ya? Filistin meselesi sırf Filistinlilerin işi mi ya? Mescid-i Aksa sadece onları mı ilgilendiriyor? Öyleyse yanık yürekle dua etmeliyiz. Bu bayram gecesi, Arefe'yi bayrama bağlayan bu gecenin adı bayram gecesidir. Bayram gecesi yanık yürekle dua etmeliyiz. Arefe'de bunu yapmalıyız efendim yani. Evet. Mevla razı olsun hocam. Evet, duaların reddolunmayacağı gecelerden birisi işte bu gece, bayram gecesi sevgili izleyenler. Gününü oruçlu geçiren izleyicilerimiz elbette vardır. Hocam bunun da çok mübarek olacağını öyle söyledi. Tabii, bu orucun. Tabii efendim. Gecesinde de böyle yanık yürekle ağlayarak gözyaşlarıyla dua etmenin de önemi büyük. Peki hocam, bunun dışında Arefe günüyle ilgili kılınacak namaz var mı diye soranlar oluyor. Mesela tesbih namazı bu gece kılınsa olur mu? Fevkalade güzel olur. Yani o tesbih namazı deyip de geçmeyelim. Sevgili Peygamberimiz, amca sana bir şey öğreteyim mi? Yani günahların denizlerin köpükleri kadar da olsa amma kasten amma sehven amma bilerek amma bilmeyerek hatalarını silecek süpürecek çok güçlü bir deterjan öğreteyim mi sana? Tabii Hazreti Abbas da merak ediyor. Elbette öğret ya Resulallah. O zaman yılda bir defa, hiç olmazsa yılda bir de ya yok ömür her gün bir defa tesbih namazı kıl. Günde bir defa kılamıyorsun. Yılda bir defa kıl. Yılda bir defa kılamıyorsun. Ömürde bir defa kıl. Ömürde bir defa tesbih namazı kıl tavsiyesinde bulunuyor. Tesbih namazında her rekatta 75 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber 4 rekatta 300 eder. 4 rekatta 300 eder. Yani tesbih namazı da kılabiliriz. Yani bu geceleri de bu şekilde değerlendirebiliriz. Evet efendim. Hasan Bey soruyor Instagram'dan. Özür dilerim, Adem Bey soruyor. Hayırlı yayınlarınız olsun Muhsin Bey. Hocama sorum bugün, yani Arefe günüyle ilgili. Hani kurban ibadetini yerine getirecek olan kimseler, evet, Müslümanlar, özellikle bunların Arefe günü yapması gereken ibadetler var mı? Özellikle kurban kesecek olanlar Arefe gününü nasıl değerlendirsin diye soruyor. Efendim işte biraz önce dediğimiz gibi dua ile, sena ile ama kaza borcu varsa onunla, namazla.
yahut da nafile namazlarla ve tabii bayram sabahı erkenden kalkmalı. Gusül yapıp camiye gitmeli. Güzel koku sürünmeli. Temiz ve yeni elbise giyinmeli. Güler yüzlü ve sevinçli olmalı. Evet. Şahsen kederli diyelim ki. Evet. Ama öyle değil. Kederli görünmeyecek. Bayram gününde Arefe'yi artık bayrama döndük. Hı hı. Neşeli görülecek, sevinçli görülecek. O hüznü yansıtmayacak çevresi. Öyle ya. Güler yüz ve sevinçli neşele. Yoksullara sadakalar vermek. Hı hı. Bayram namazına giderken tekbir okumak. Giderken de. Giderken. Bakın adeta eşrefi mahluk. Bütün varlık resmi geçit yapıyorum adeta ben. Hepsi şahit olsunlar. Tekbirle Allah'ın yüceliğini. Gönlüm Allah sevgisiyle dolu. Dilimde de onun adı. Tekbir okuyarak gidiyorum. Bu Ramazan bayramında kısık sesle ama bu bayramda yüksek sesle tekbir okuyarak gidiyorum bayram namazına. Dönüşte de ayrı yoldan. Bunun anlamı ne? Ayrı mekanlar, ayrı melekler, ayrı müminler şahit olsun. Hmm. Ya Rabbi, büyüklüğünü ifade etmek için camiye gittim, döndüm. Mekanlar şahit, dağlar, taşlar şahit. Ben eşrefi mahlukum. Yani şimdi diyelim bir devlet başkanı bir resmi geçit olur. Biz kendimizi o hor görmeyelim Muhsin Bey. Biz de aşağı değiliz. Aşağı değiliz biz de. Yani bütün varlık bizi adeta seyrediyor. Allah Allah. Resmi geçit yapıyoruz. Yani delikanlım da yatmış da uyumuşum. Vah vah. Resmi geçit yapamadın ya. Ha? Resmi geçit yapamadın. Olmadı. Yazık oldu yani. Anne baba kıyamadı, uyandırmadı. Anne baba da kafir. Yanlış yaptı. Anne baba da oğlumuzu rahatsız etmeyelim. Oğlumuzu rahatsız etmeyelim. Çocuk yatıyor, uyuyor. Bırak ya Allah aşkına ya. Kaldır. Yani bu şereften niye mahrum olur bu oğlan? Ananın babanın da yüreği niye yanmaz? Oğlum bu şereften niye geri kalıyorsun sen? Nasıl demez ana baba bunu, nasıl demez? Oğlumuzu da alalım. Bazı Müslümanları da görüyorum. Küçük çocuğu ile bile. Tabii, henüz mükellef olmayan yavrusu ile ne geliyor. Ne güzel oluyor hocam. Ne kadar güzel oluyor. Bir de giydiriyorlar çok güzel bir ne şekilde. Ne kadar güzel evet. oluyor. Değil mi? İşte bayram havasını giyiyor. Yaşıyor o çocuk. Tabii. Bayramın o teneffüs ediyor. Bayram havasını teneffüs Doğru. ediyor. Evet, zaten evet. unutamadığımız o çocukluktaki evet. bayramlar ya. Ya. Yani çocukken yaşadığımız o bayramları unutmuyoruz. O işte yeni kıyafetler. O şartlarda, o zamanın imkanlarında varsa bir ayakkabı evet. hocam, varsa ya. Bir mendil evet, daha evet. iyi bilirsiniz. Eskiden mendiller olurdu, mendiller verirdi. Ya. Şimdi artık mendiller kalmadı. Öyleydi ya. Çorap evet. olurdu ya da çorap. Evet. Efendim bayram namazına giderken tekbir dedik. Hocam demek ki bayram namazına giderken başka bir yol, dönerken başka bir yol. Bunun esprisi ne? Ayrı mekanlar, ayrı melekler, ayrı müminler şahit olsun. Amenna. Evet. Amin. Ve çoluk çocuğa bolluk göstermeli. Yani cimriysen bile o gün bir bolluk olmalı. Evde bir bolluk, bereket olmalı. Ana babanın elleri öpülmeli. İkram. Ya ana babanın elleri öpülmeli. Büyükler ziyaret edilmeli. Hastalar ziyaret edilmeli. Evet efendim. Hocam bayram namazından sonra hani gelenektir ya merasim diyelim. Bayram namazı biter. İşte hoca efendi evet. öndedir. Yanında müezzin, cemaat, işte o mahallenin önde gelenleri ve bayramlaşılır. O evet. bayağı bir uzun süre. Çünkü kalabalık cami. Bunun da herhalde önemi. Muhsin Bey, bunu ben bak müftülüğüm zamanında şunu gelenek olarak koydum. Evet. Ve bu gelenek hala benim ilim şehrimde, Kayseri'de yaşıyor. İlin büyüğü, valisi olmalı, belediye başkanı olmalı, tabii müftü olmalı. Peki bunlarla birlikte efendim bayram namazından sonra mihrabın orada yerimizi tabii. alıyoruz. Cami cemaati de birer birer tek tek tebrikleşiyor, bayramlaşıp geçiyor. Cemaat sıraya girer. Yani işte devlet millet kaynaşması da budur.
Yani vatandaş da görsün, benim ilimin valisi burada bak, o da benimle birlikte bayram namazı kılıyor. Evet. Ha, öyle demeli. Belediye başkanımız burada. Efendim, ilimizi idare eden devlet büyükleri burada. Evet. Öyle düşünmeli. Hocam yani. Şu açıdan da önemli galiba. Kırgınlar, kürsüler ya. Olabilir. Evet, evet. Mahallede, semtte, camide, cami cemaatinde birbiriyle konuşmayanlar olabilir. Bu bayramlar vesile işte. O kuyruğa girecek, o sıraya geçecek. Bitti. Tek tek ne kadar ya, bayramlaşacaklar. Işte bitti, o kırgınlık bitti evet. işte ya. Ne, ona da ne güzel çaredir bu. Ona ne da güzel. Vesile. Bizim kültürümüz ne kadar güzel bir kültür yani. İşte bu kültürü ihmal etmemeli. Son yıllarda Muhsin Bey böyle, benim kime ne ihtiyacım var ya? Benim kimseye ihtiyacım yok. Ben tatile gideceğim. Vah vah. Senin ölüyün de ihtiyacı var, diriyin de ihtiyacı var. Benim kimseye ihtiyacım yok diyorsun ama var. Var. Ölüyün de diriyin de ihtiyacı var. Evet. Halkın sana, senin de onlara ihtiyacın var. Yani ecdadımızın yüzyıllardan beri gelen kültürüdür bu. Bunu böyle silip atmayalım. Yazık olur. Kaybeden hepimiz oluruz. Evet. Yani son yıllarda Muhsin Bey, akrabalar arasında kırgınlık, komşular arasında güzel münasebet yok. İşte bayram ne güzel ilaçtır. Evet. Bayram. Evet. Bayram vesilesiyle Efendimiz bir de buyuruyor ki, iki kırgın dargın kişiden önce hangisi selam verirse Allah'ın lütfuna o erer. Hele ki bayramlarda. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Bir yıl küsturan o kişinin kanını dökmüş gibidir. İmza Allah elçisi. Ya. Ama maalesef hocam cuma namazında da oluyor bu. Bayramlarda da oluyor. Mesela bayram namazı kılınıyor. Evet. Ondan sonra cemaat dağılıyor. Dağılıyor. Hutbe dinlemiyorlar mesela. Hani görüyoruz bunu, gittiğimizde şahit oluyoruz. Muhsin bu konuda Bey, neler yani söylersiniz? Eskiden böyle görmezdim. Şimdi bu yıllarda ben de görüyorum. Çok üzülüyorum. Yani bu pandemiden sonra mı böyle oldu? Nasıl oldu bilemiyorum. Dediğin gibi hatta cuma namazının farzını kılınca dağılıyor cemaat ya. Yarıdan fazlası gidiyor. Nereye gidiyor? Acaba gittiği yerde o sünneti kılacak mı? O yok, cumanın hocam. Son sünneti müekket sünnettir ya, vacip ayarında. Yani onu muhakkak kılmamız lazım. O tesbihat son derece önemlidir. O tesbihatı yapmayacak mıyız? Yani bu konuya dikkat çekmeye ihtiyaç çekmeye hissediyorum. Evet, teşekkür efendim. Ediyoruz hocam. Peki telefonumuz var. Bayram namazı nasıl kılınır? Tabii sürekli kılmadığımız için unutabiliyoruz. Evet. İki defa. Hocamızdan inşallah Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi sureler okunur, neler yapılır, biraz sonra hocamızdan tamam. dinleyelim. Ama önce izleyicimizi bekletmeyelim, telefon sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, sorunuz varmış. Balıkesir'e evet. selamlar, buyurun. Öncelikle şimdiden bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler, sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun şimdiden. Buyurun. Sorum şöyle olacak hocama. Evet. Arifesini 1000 ihlas okuyanın günahları affolur, duası da kabul olur diye duyduk biz. Hmm. Doğru olduğunu düşünüyoruz. Bir de hocamdan duymak istedik. Acaba böyle bir şey gerçekte var mı? Arife, yani bugün için 1000 ihlası şerif okuyanın duası kabul olur, günahları affolunur diye duyduk, biliyoruz diyorsunuz. Evet. Bunun dini kaynağı var mı? Siz uyguluyor musunuz bunu peki? Evet, bugün hatta yani başladık yapmaya. 1000 ihlas, evet. Peki, güzel bir soru. İlk defa duyuyorum ben de. Hocam neler söylersiniz? Hanımefendinin böyle bir sorusu var. Yani teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar şimdiden. Efendim ben doğrusu sağlam kaynaklarda böyle bir haber görmedim. Öyle bir hadis falan görmedim. Ama şu var mesela, bakın Peygamber Efendimiz bir yere bir imam tayin eder. O da namazda daha çok İhlas-ı Şerif'i okur. Cemaat de Peygamberimize şikayet eder. Ya Resulallah, verdiğin imam sanki Kur'an'da başka ayet yok. Devamlı İhlas-ı Şerif'i okuyor. Peygamberimiz de diyor ki, sorun bakalım. Niçin çok okuyormuş İhlas-ı Şerif'i? Soruyorlar. O da diyor ki, ya o sure Allah'ı anlatıyor. Ben de Allah'ı çok sevdiğim için onu okuyorum.
Bunu peygamberimize naklediyorlar. Sevgili peygamberimiz, söyleyin Allah da onu çok seviyor buyuruyor. Ya. Söyleyin Allah da onu çok seviyor. Yani Kur'an'ın 3 İhlas-ı Şerif'i okuyan sanki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibidir hadisi var. Yani kardeşimiz bin diyor da ben böyle bir şey görmedim ama tabii biraz da anlamını düşünerek okursak ne kadar etkileniriz İhlas-ı Şerif. Yani muavvizat diye koruyucu surelerden biridir İhlas-ı Şerif. Kul euzü bi rabbil felak, kul euzü bi rabbin nas sureleri. Evet, evet efendim. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Video sorumuz var, o soruyla devam edelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm hocam, bizim selam. Bir arkadaşımız kendini astı. Şimdi biz bunun cenaze namazına katıldık. Ya, kimilerine göre diyorlar ki ne, kendini öldüren insanın cenaze namazı kırılmaz. Ama ben araştırmaya göre her la ilahe illallah diyen Peygamber Efendimiz'in ümmetinin namazı kılınır diyorlar. O Allah'tan kendi arasında diyorlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış arz ederim. Evet. Yani intihar edenin kişinin cenaze namazı kılınır. Yahu adam kire intihar etti. Hısımlarının yüreği yanıyor. Bir de cenaze namazı kılınmaz dediğimizde yürekleri bir artık yanacaktır yahu. Yani Rabbimizden af dileriz. O kişi için Rabbimizin affını dileriz. Bağışlamasını dileriz. Dirilerin ölü hakkındaki yardımlar da budur. Yani cenaze defnedilince peygamberimiz "İstagfiru li ahikum fe innehu al-an yusel." Kardeşiniz için rahmet okuyun. Şu anda o hesaba çekiliyor. O yüzden ya Rabbi affeyle bu kardeşimizi diyerek dirilerin de böyle dua etmesi, cenaze namazını kılarken bakın o kadar güzel şeyler söylüyoruz ki üçüncü tekbirden sonraki duamız şu, bilenler bu duayı. Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve insana. Ya Rabbi ölümüzü, dirimizi, kadınımızı, erkeğimizi, küçüğümüzü, büyüğümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı bağışla. Allahümme enkâne muhsenen fezet fi ihsâni. Ya Rabbi bu namazını kıldığımız kişi iyi bir adam idiyse artır bunun sevabını. Günahkar biri idiyse bağışla ya Rabbi. Teşekkür ederim. Ve hussa hâzel meyyeti bir ruhu ve rahatı ve rıdvan. Özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulunu rahmetinle, bağışınla, cennetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Şu duaya bakın. Bu duanın güzelliğine bakın. Yani intihar bile etmiş olarak vefat etmiş olsa bu duaları yapacağız. Evet. İntihar eden kimsenin namazı kılınmaz. Doğru değil. Doğru bu değil. Bu cümle namazı yanlış. Kılınır. Kılınır diyor hocam. Gücümüz nispetinde rahmet okuruz ona. Evet. Peki şöyle bir soru var. Instagram'dan Songül Hanım soruyor. Çocukların akika kurbanı ne zamana kadar kesilir, kesilmesi gerekir? Çocukların biri 8 yaşında, diğeri 4 yaşında. Bir de akika kurbanı kurban bayramında büyükbaş hayvana kurban hissesi olarak girer mi? Efendim, akika kurbanı Peygamberimiz Efendimiz torunlarına kesmiş mi? Kesmiş torunlarına. Evet. Kesmiş torunlarına. Yani biz de evladımızın sağlıklı, hayırlı eleman olarak yetişmesi için kurban keseriz. Bunun adına akika kurbanı denilir. Efendim, bu adak kurbanı gibi değildir. Bunun etinden ana, baba, dede, nine, torun, tosun hepsi yiyebilir. Fakir yiyebilir, zengin yiyebilir. Yani ya Rabbi bize bir evlat verdin, sana hamdolsun diye bir ziyafettir bu. Peki ne zamana kadar kesilebilir bu? Çocuk 4 yaşında, yani, biri 8 yaşında. İdeal olan nedir? Doğumun haftasında. Evet. Ama yok, o günlerde kesemedik. Büluğ çağına kadar. Kaç yaşında büluğa erdi? Diyelim 14 yaşında. O yaşına kadar kesilebilir. Ve dediğin gibi
Kurban Bayramı'nda kesilen büyükbaş hayvanda ortaklık hissesine akika olarak da girebilir miyiz? Girebiliriz. Girebiliriz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ama eftal olan doğduktan bir hafta içerisinde yapılması, akika kurbanının kesilmesi, yerine getirilmesi. Eftal olan bu diyor hocam. Teşekkür ediyorum. Ama şunu da söyleyelim. Bakın bu vacip, farz, sünnet-i müekkede bir görev değildir. Değil. Yani mübahtır. Yaparsak sevap olur. Yapamazsak yapmak mecburiyetinde de değiliz. Veli Bey soruyor. Oğlumun kimlikte adı sadece Efe yazıyor. Ama doğduğu zaman kulağına sadece Bayram diye okundu. Şu anda 17 yaşında. Dinen ne yapmamız gerekir? Kimlikte adı Efe, kulağına Bayram diye okunmuş. Efendim, bu vesileyle ben kendi hatıramı anlatayım. Buyurun. Benim babam askerlik yaparken yüzbaşısının 3 tane oğlu varmış. Evet. Oğullarının adı da Medet, İmdat, Yetiş. Medet, İmdat, Yetiş. Ya Hızır diyelim sonuna. Merhum babam da diyor, benim de 3 oğlum olursa ben de atlarını Medet, İmdat, Yetiş koy. Ben babamın ikinci oğluyum. Benim adımı İmdat koymuş. Ama bizim yörede bu İmdat adı hiç kullanılmam. Nüfusa İmdat diye yazılmış. Evet. Ama kimse bilmiyor. İmdat kim bilmiyor. Necmettin diye biliyor. Öyleyse bir dilekçeyle o Necmettin'i de ilave ettik. İmdat Necmettin oldu. Geçti gitti. Allah öyle Allah. Bu da ona benziyor yani. Bu da ona benziyor. Evet. Bunu nizah mevzu haline getirmeler. Efe demişler. Kulağına Bayram okunmuş. Bayram Efe. Efe Bayram, Bayram şeklinde o olabilir. Yani. Mahsuru yok diyor hocam. Evet. Yani tekrar bir dini merasime gerek yok bu konularda. Yok efendim. Yok. Bir ezan, kamet okumaya falan gerek yok. Peki devam edelim. Bir başka video sorumuz var. İzleyelim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bizim sorumuz şu anda eşim de dinliyor. Biz evleneli 1,5 seneye yaklaşıyor. Elhamdülillah bir tane kız evladımız var. Evlendiğimiz günden beri eşimin annesi benim ailemle anlaşamıyor. Bundan dolayı her zaman eşime tepkili, onlarla konuşuyorsun, onlara gidiyorsun diye sürekli sorun çıkarıyor ve sürekli eşimle annesi kavga halinde. Bize küsüyor, bizle konuşmuyor. Biz her seferinde tekrar yanına gittik, barıştık, tekrar gönlünü yaptık ama çocuğumuz doğduktan sonraki süreçte de yine böyle bir sıkıntı oldu. Şu anda hiç konuşmuyoruz. Çocuğumuz doğduğundan beri, çocuğumuz 3 aylık. Gitmiyoruz, aramıyoruz. O da gitmiyor, o da aramıyor, gelmiyor. Bunun bir vebali var mı? Gittiğimizde de, konuştuğumuzda da hep bir sorun, hep bir sıkıntı. İşte kocanın tarafına gidiyorsun, onlarla konuşuyorsun, onlara hizmet ediyorsun diye problem yaratıyor. Şu anda eşim de dinliyor. Bunun bize bir vebali var mıdır? Peki. Efendim, eşinize de selamlar sunuyoruz. Rabbim evladınızı sizler için hayrul halef eylesin. Amin. Ama derim ki ya, dünya niza değer mi ya? Dünya niza değer mi? Viyana'da Osmanlı tarihini yazan adamın, Zimmer'in kabrini ziyaret ettim de Türkçe şunu yazdırmış. Mezarlığı ziyaretten maksat duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatır. Kanı bunca evliya, 100.000 peygamber yatır. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran, Halil peygamber yatır. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatır. Ya şimdi ya, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Gönül arş-ı rahmandır. Onu yıkmak ziyade tuğyandır.
Bu bayram günlerini vesile kılmalı bunları değil mi hocam? Vesile kılmalı böyle. İkide bir de olur olmaz şeylerden dolayı alınmalar, darılmalar, kırılmalar İslam edebinde yoktur. Olmamalıdır yani. Kayınvalide. Ya öyle. Anne yerinde. Öyle efendim. Kayınvalide ya, anne yerinde. Doğru. Kayınpeder baba yerinde. Baba yerindedir evet. Evet. Mümkün mertebe onların söylediklerini alttan almalı. Her zaman söylediğiniz gibi onları incitmemeli. Bari gençlerde bu olgunluk olsa, biliyor musun? Olsun. Gençler onların dediğini tamam beddua ediyor sanki dua ediyor gibi algılamalı değil mi? Evet. Anne, baba, kayınpeder, kayınvalide. Evet. Peki biraz sonra bayram namazı nasıl kılınır, Kurban Bayramı namazı? Telefonumuz varsa telefonumuzu alalım. Telefonumuz bağlanıyormuş, arkadaşlarımız az sonra bağlayacaklar. Bir video sorumuz daha var. Bu arada biz o soruyu görelim. Merhaba hocam, ben size bir şey danışmak istiyorum. Hocam benim ilk çocuğum 7 aylık doğdu. Benim eltim ve kayınanam bana itiraz etmeye başladılar. Çocuğu 7 aylık değil de baba evindeyken olmuş dediler. Hocam bunun vebali nedir? Ben asla affetmem. Ölüm döşeğine düşseler bile ben affetmem. Onlara asla hakkımı helal etmeyeceğim. Bunun vebali nedir? Affetmeyebilirsiniz tabii. Onlar sizi yüreğinizden yaralamış. İftira ne demek? Yani tabancayı bir adamın bağrına dayan, bu fizik bünyesini tahrip eder. Bu da manevi bünyesini tahriptir. Doğru. Manevi bünyesini, şerefini, itibarını tahrip etmektir bu söz. Yani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz diyor ki iftira ederken empati yapın. Siz kendi nefsinize bunu uygun görebilir misiniz? Kendinize söylenince bunu hoş görür müsünüz? Ama bak hanım kızımız, Peygamberimizin eşi bizim annemiz yahu. Namına Kur'an'da ayetler bulunan kadına iftira edildi. İftira eden kim idi? İftira eden de Hazreti Ebubekir'in akraba halasının oğlu. Halasının oğlu. Bir de ömür boyu yardım ettiği kişi. Hazreti Ebubekir de bu kızımızın dediği gibi dedi. Asla affetmeyeceğim dedi. Ama onun üzerine Allah ayet gönderdi. Allah'ın sizi affetmesini arzu ederseniz siz de affedin, siz de bağışlayın. Allah'tan böyle bir mesaj gelir de Hazreti Ebubekir durur mu? Affettim dedi. Yeniden o kişiye yardım, kızına iftira ediyor. Peygamber eşine iftira ediyor. Müminlerin anasına iftira ediyor. İyilik gördüğü kişinin kızına iftira ediyor. Ama o nasıl baba ki, o da affettim diyor. Ya hangimiz yapabiliriz ya hocam işte, bunu? İşte örnek ya, Kur'an bunun laf olsun diye söylemiyor ki. O yüzden hanım kızımız asla affetmeyeceğim diyor ya. Sen Hazreti Ebubekir'den büyük adam değilsin. Hazreti Ebubekir böyle demiş de bana ne oluyor? Ben de affediyorum diye. Ya onlar da düşünsünler ama. Yani. Onlar ağlayarak gözyaşı döksünler. Yüreğini yaktık bu kadının. İftira ettik bunu. Biz kendimize bu söylense razı olur muyduk demeliler. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz hazır. İzleyicimizin sorusu var. Duyalım bakalım izleyicimiz nereden arıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo, merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, Marmaris'ten izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor Arife gününüz? Yarın bayram. Evet, hazırlıklar tamam mı? Bayram hazırlıkları tamam mı? Evet, bizim şimdiden tamam. Biz zaten köye geldik. Oo, ne güzel. Peki nasıl geçer Marmaris'te mesela bayram öncesi neler yapılır? Nasıl hazırlıklar yapılır? Evde nasıl hazırlıklar olur? Sizi yakalamışken soralım. Daha önce hani köye gitmediğiniz zamanlarda Marmaris'te kendimiz hani para verip birine kestiriyoruz, dağıtıyoruz. Hmm. Fakat hani anlaşıldıysa köye de gidip orada kendimiz de kestiriyorduk. Benim zaten sorum da bununla alakalı. Buyurun, buyurun. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda benim babamla amcam kavga etti. Bayramın birinci günü kurban kesilecek.
Hani kurban hazır, koyun hazır, herkes hazır. Yok ben keseceğim. Babam diyor hayır, hani ben keseceğim, hep ben kestim. O amcam diyor hayır bu sefer ben keseceğim. Eyvah. Öyle bir kavga çıkmıştı derken şimdi büyükler araya girdi, yengeler araya girdi, teyzeler araya girdi. Yok işte sen benim kocama ne diyorsun, sen ne diyorsun deyince olay birden büyüdü. Biz de kurbanı birinci gün kesemedik. Aa. Hani bu vazifeyi yerine getiremedik, evet. Hani ikinci gün büyükler sağ olsun oturdular, barıştırdılar ama hani ikinci gün kestirdi. Bunda bir sakınca var mıdır yok mu? Ben bunu merak ediyorum. Eyvah eyvah, yani tam da bayramda hiç olmayacak bir şey. Hocam şimdi... Ya. Yani baba diyor ki kurbanı ben keserim, ben güzel keserim, sen karışma diyor kardeşine. Amca diyor hayır ben keseceğim, abi sen karışma diyor. Ve bu kavga büyüyor, büyüyor. Sonra o gün kurban kesilemiyor. Ya doğru evet, mu? İşte evet amcam diyor işte sen sureyi yanlış okuyorsun. Babam diyor işte ne alaka hayır hani ben düzgün kesiyorum, hep ben kestim falan öyle birbirlerine girdiler. Bayağı bir kavga oldu yani, bayağı bir kavga oldu bayramın birinci günü. Evet. Kadınlar da araya girdi, eşleri de araya girdi. Hani diyor hani biz temizliyoruz, bize ne, bilmem ne. Hani herkes birbirine girdi. Bir kaos ortamı oldu yani bayramda olmaması gereken şeyler aslında. Evet, evet. Ve bu kavga yüzünden de birinci gün hocam kurban kesilemiyor. Yani hanımefendi... Evet, bunu, kesemedik. Bunu anlatırken bakın şu ayeti kerime de ekranda. Evet. Yani sanki planlı gelmiş gibi bu ayeti evet. kerime. Mevlana bu ayet için diyor ki yahu yuhibbühümü okuyun. Yuhibbunehu'yu da oku diyor yahu. Mevlana böyle diyor. Yuhibbühümü okuyorsun. Yuhibbunehu'yu da oku yahu. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Hmm. Allah bu kulları seviyor. Kullar da onu sever. Yani nerede sevdiğimizin derler. O eğer seviyorsam yani efendim Leyla Mecnun hikayesi var. Mecnun'u görüyorlar. Affedersiniz bir köpeğe çok ilgi gösteriyor. Mecnun diyor ki kınamayın beni diyor. Ben bu köpeğe niye çok ilgi gösterdim? Bir seferinde Leyla'nın mahallesinde gördüm. Leyla'yı o kadar seviyor ki Leyla'nın mahallesinde gördüğü köpeğe aşırı ilgi gösteriyor. Biz Allah'ı öyle seveceğiz ki Allah'ın en değerli varlığı insanı da seveceğiz yani. Ya eğer Allah'ı seviyorsam Allah'ın kulunu mümini de seveceğim yani. Evet. Şimdi bakın sen o duayı biliyorsun bilmiyorsun. Ya Bismillahirrahmanirrahim dedik mi yeter ya. Yok ben daha iyi keserim. Yok sen daha iyi kesemezsin. Ya, değil mi ya? Yok sen sureyi eksik biliyorsun. Duayı eksik biliyorsun. Ya. Kestim kesemezsin derken yani, hocam ortalık karışıyor. O gün kurban kesilemiyor. Neyse ikinci güne kalıyor. İkinci günde aynen kurban kesilebilir. Mahsuru yoktur. Ya. Hatta mı izleyicimiz? Evet efendim. Evet, sonra ikinci gün, ikinci gün ne oldu? Kim kesti sonra kurbanı? Ya işte dedeler araya girdi. Bakın yapmayın kurbanda böyle şeyler olmaz. Gelin anlaşalım diye. Babam kesti. Çünkü hani babam daha öncelerde de kesiyordu. Dedeler araya girdi. Evet evet hani barıştırma amacıyla bakın yapmayın kardeşinizi. Bu yılda hani böyle olur mu olmaz mı? Hani korkuyorum bununla alakalı. Çünkü hep bir şey çıkıyor. Yok ben keseceğim, sen kesesen, ben bu kadar para verdim, sen şu kadar para verdin, bilmem ne, hepsi birbirlerine girme şeyi oluyordu yani. Evet, evet. Ben de hani kurbanın değeri gidiyormuş gibi hissediyorum yani. O bir zaten şey bir iyilik için yapılan bir şey. Elbette. Kavga edilmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Sorunuzu anladım. Acaba işte kurban ibadetinin hayır. burada sevabı yok. Azaldı mı yok. Diye soruyor izleyicimiz. Yok. Evet. Yapılan bu kavga sebebiyle. İyi ki yani zararın neresinden dönülürse orası kar ya. Dönmüşler kar etmişler yani. Tamam. Evet. Mevla kabul buyursun. Evet, İnşallah yarın bayram böyle kavgaların İnşallah. Yaşanmadığı, sevginin, hoşgörünün, muhabbetin. Kucaklaşmanın. Evet kucaklaşmanın zirve yaptığı, tavan yaptığı bir gün olsun. Ziyaretleşmenin, hediyeleşmenin. Yani Rabbimiz bunu tavsiye ediyor ya. Benim için birbirini ziyaret edenlere, benim için birbirine hediyeleşenlere benim sevgim hak. Ben de onları severim. Yani demek birbirimizi ziyaret etmemiz,
sevmemiz, hediyeleşmemiz, yarım elma, gönül alma. Evet efendim. Peki, teşekkür ediyoruz. İzleyicimize Marmaris'e selamlar. Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hocamızdan dinleyelim. Vakti zamanı geldi. Zaman su gibi akıp geçiyor. Hocam, bayram namazı ile ilgili. Ayağa kalkayım. Buyurun efendim. Hocam. Şimdi diyelim ki ben imamım. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan bayram namazını kılmaya dedim. Allahu Ekber. Ellerimi kulağıma bağladım. Subhanekallahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala cettük ve la ilahe gayruk dedim. Cemaat da aynen bunu Sübhaneke'yi okudular arkamdan. Ben şimdi Allahu Ekber elimi kaldırdım, bıraktım. Bir. İki. Allahu Ekber. Üçüncüsünde ellerimi kaldırmadan Allahu Ekber dedim, bağladım. Fatiha'yı okudum, Besmele'yi çektim, Fatiha'yı okudum, Zamm-ı Sure'yi okudum, rükua gittim, secdeye gittim, kalktım, ikinci rekata kalktım. İkinci rekatta Besmele'yi çekip Fatiha'yı okudum. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okudum, sonra Allahu Ekber. Ellerimi kulağıma kaldırıp bıraktım. Bir. Allahu Ekber. İkinci defa yaptım. Üçüncü defa yaptım. Dördüncüsünde ellerimi kulağıma kaldırmadan rükû. Allahu Ekber diyerek rükûa gittim. Rükûdan sonra secde ve sağa sola selam. Tahiyyat. Evet. Ne güzel hocam. Mevla razı olsun. Evet. Hocam anlatmış oldu ayakta. Bayram namazı nasıl kılınır? Bu tekbirler şaşırtıyor biraz bizi hocam. Evet efendim. Bu tekbirler. Çünkü her zaman namazlarda uygulanan bir durum değil. Birinci rekatta tekbirden sonra Sübhaneke buyurduğunuz gibi. Sonra tekbir alıyoruz. Eller yanda. Tekrar evet. Tekbir eller yanda. Tekrar tekbir elleri bağlıyoruz birinci rekatta. Euzu Besmele, Fatiha, arkasından bir Zamm-ı Sure, değil mi hocam? Evet. Rükû, secde. Sonra doğru. İkinci rekat, yine imam Fatiha okuyor, Kur'an'dan bir sure okuyor Zamm-ı Sure, sonra tekbir. Evet. Eller yanda. Doğru. İkinci tekbir, yine eller yanda. Üçüncü tekbir. Eller yanda. Sonra. Evet, ondan sonra dördüncü tekbirde rükûa gidiyor. Rükûa gidiyor demek. Evet. Ondan sonra zaten ettehiyyati sallu ve barikle namaz bu şekilde tamamlanıyor ve arkasından hutbe var. Hutbe var. Hutbenin önemi hocam. Hutbe tabii bakın cuma hutbesinin ayrı bir havası var. Bayram hutbesi. Cuma hutbesinde hatip elhamdülillah elhamdülillah diyerek hutbeye başlar. Burada Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Velillahilhamd. Cuma'da hatip diyelim ki dua cümlesi kullandı, cemaat gizlice amin der. Ama bayramda öyle değil. Bayramda görülüyor ki bakın imamla birlikte coşkuyla cami coşku bir şekilde tekbirle inliyor. Ya şu hava yaşanmaz mı ya? Şu hava yaşanmaz mı? Muhsin Bey Kabe'de bilmem hiç bayram namazı kıldınız mı? Hayır hocam. Bizde görülüyor ki bakın tekbir sayıları mahdut. Hı hı. Onlar da çok pek çok yani inanın çoluk çocuk kadın erkek geliyorlar. Oldukça da uzun sürüyor. Durmadan tekbirler okunuveriyor. Yani. Mevla nasip etsin inşallah hocam. İnşallah. Kutsal topraklarda da bayram namazı kılmak nasip olsun inşallah. Peki.
Şimdi sevgili Selin Yardımcı, kameraman arkadaşımız Kürşat Yumuk'la birlikte hocam Kurban Bayramı'nı sordu İstanbul sokaklarında. Evet efendim. Kurban ibadetini sordu. Bakalım neler sormuş sevgili Selin ve nasıl cevaplar almış izleyelim. Bugün Bakırköy meydandayız. Vatandaşlarımıza Kurban Bayramı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurban Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Kurban Bayramı'nda tatile mi gidiyorsunuz yoksa akrabalarınızı mı ziyaret ediyorsunuz? Sorularını soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Kurban Bayramı sizin için ne ifade ediyor? Neler yapıyorsunuz? Vallahi benim evimden 3 tane cenaze çıktı. Benim için şu an bir şey ifade etmiyor. Cevap vermek istemiyorum. İslam'a. Teşekkür ederim, sağ olun. Vallahi ben o konularda şef değilim. Hiçbir bilgim yok. Kurban Bayramı'nda akrabalarınızı ziyaret mi edersiniz, tatile mi gidersiniz? Hayır, akrabalarımı ziyaret ederim. Tatile ne işim var? Yani bu sene kurban kesmemiz için çok bir şey ifade etmiyor. O yüzden biraz buruk geçecek bizim için kurban. Sadece onu söyleyebilirim. Peki Kurban Bayramı'nda memlekete akrabaları ziyaret mi edersiniz yoksa tatile mi çıkarsınız? Tabii şimdi akraba ziyareti daha önemli oldu. Muhtemelen akraba ziyaretiyle bu Kurban Bayramı'nı geçireceğiz. Kurban Bayramı bizim için çok büyük bir şey canım kızım. Kurban Bayramı'nda size ziyaret edilmesini mi istersiniz yoksa tatile mi gitsinler? Tatile de gidiyoruz, torunlar geliyor, el öpüyor, birinci, ikinci gün, üçüncü gün kaçıyoruz. Yani her şey güzel olmalı. Birazcık da böyle fakir doymak, kurban kesip fakirlere dağıtmak gibi bir şey. Peki Kurban Bayramı'nda memlekete mi gidersiniz akrabaları ziyaret etmeye yoksa tatile mi gidersiniz? Memleketimde büyüğüm yok. Eğer olsaydı muhakkak ki büyüklerimi ziyareti gitmeyi tercih ederdim. Kurban Bayramı'nda tatile mi gidersiniz, büyükleri ziyaret mi edersiniz? Tabii ki büyükleri gideriz inşallah. Eşi dostu işte telefonda arıyoruz, bayramlaşıyoruz, başka bir şey yok. Bayramlaşma geliyor aklımıza. Ama şu anda yani teknoloji ilerlediği için bayramın bir önemi kalmadı. Yani herkes telefonla bayramı kutluyor görüntülü bir şekilde. Yani gidip büyük eli öpmek falan artık bitti yani. Eski bayramların tadı yok yani şu anda. Peki Kurban Bayramı'nda büyüklerinizi ziyarete mi gidersiniz yoksa tatile mi çıkarsınız? Ben büyüklerimi ziyarete giderim yani. Tatili tercih etmem. Bir yandan üzücü aslında hayvanların kesilmesi ama bir yandan da cennet cehenneme inanan bir insanım. Ben Müslüman, elhamdülillah Müslüman bir insanım. Yani fakirlerin doyması anlamına geliyor. Yani bir taraftan kötü ama bir taraftan da yani iyi. Sonuçta yani bu dünyada yaşayamıyoruz ama diğer tarafa inanıyorum ben. Yani orada mutlu olacağız. Rabbim böylesin demek ki hayırlısı yani böylesini güzel görmüş. Hayırlısı olsun diyeyim. Hepimiz için iyi bayramlar, güzel günler diliyorum. Büyüklerim maalesef vefat etti. Anneanne, babaanne olsun. Fakat yengemi ziyaret edeceğim. Yani önce tabii ki ziyaret, sonra tatil. Önce geleneklerimize, göreneklerimize saygılı olmamız. Ondan sonra eğlenmeliyiz. Tatil. Tatil olarak. Kurban Bayramı, birbirimizi görmek ailemizle, bayramlaşmak, kurbanımızı kesmek, beraber dağıtmak, oturup yemek. Kurban Bayramı'nda büyüklerinizi ziyarete mi gidersiniz yoksa tatile mi çıkarsınız? Vallahi büyüklerim yok artık. Çocuklar bana geliyor. Tabii ki tatil olsa giderdim. Kurban Bayramı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yurt dışında yaşadığımız için hani buradaki gibi bir bayram sevinci olmuyor haliyle. Ama hani yine de orada aileyle bir araya gelip hani kutlamaya çalışıyoruz çalışmadığımız sürece. Kutluyoruz yani Kurban Bayramı'nı orada da. Peki Kurban Bayramı'nda tatile mi çıkarsınız yoksa büyüklerinizi ziyaret mi edersiniz? Büyükleri ziyaret kesinlikle. Çünkü tatil için başka zamanda imkan oluyor ama dini bayramlarımızı daha çok böyle aileyle bir arada hani eski usul kutlamayı daha çok tercih ediyoruz. Kurban Bayramı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama ben köye gidip dedemlerle yemek yiyorum. Yemek yemesi güzel oluyor. Akraba ziyareti falan. Öyle. Öyle geçiyor. Kurban Bayramı'nda tatile mi çıkarsınız yoksa büyüklerimi ziyaret edersiniz? İkisini de. İkisini aynı anda yapıyoruz daha çok. Neler yapıyorsunuz Kurban Bayramı'nda? Aile gelenekleri, ziyaretler. Peki Kurban Bayramı'nda tatile mi çıkarsınız yoksa büyüklerinizi ziyaret mi edersiniz? Yani her ikisi de oluyor. Yani hem tatil hem de yani büyükleri ziyaret ediyoruz. Aileyle böyle birleşmek, böyle küsenler, böyle barışması falan. Onları hitap ediyor. Böyle ailenle birlikte olmak. Peki Kurban Bayramı'nda tatile mi çıkarsınız yoksa büyüklerimi ziyaret edersiniz? Büyükleri ziyaret ederim. Yani önemli olan büyüklerim sonuçta. Evet hocam, cevaplar böyle. Evet efendim. Kurban Bayramı ile ilgili halkımızın görüşleri.
Bir beyefendi şey demişti, artık günümüzde büyüklerin elleri falan öpme olmuyor. Çünkü teknoloji ilerledi, görüntülü telefonlarla insanlar bayramlaşıyor. Yani hiç olmazsa öyle de yapılabilir ama... Yerini tutmaz, klasik. İmkanı yok, evet. Tabii. Can cana, göz göze, yüz göz, yüz yüze gibi olmaz tabii. Tatil olarak algılayanlar var, öyle söyleyenler de oldu. İşte, Kurban Bayramı deyince tatil diyenler oldu. İşte böyle olmamalı. Böyle olunca ne oluyor? Akrabalık münasebetleri kesiliyor, komşuluk münasebetleri kesiliyor. Halbuki acımızda, tatlımızda bir ve beraber olacağız. Yani bu son yıllarda meydana geldi. Bayramı tatile çevirme işi son yıllarda meydana geldi. Sanki benim elhamdülillah evim var, barkım var, işim gücüm yerinde ya, benim kime ne ihtiyacım var? Öyle değil. Öyle değil, birbirimize muhtacız. Sağlığımızda, hastalığımızda, acıda, tatlıda birbirimize muhtacız. Allah böyle yaratmıştır, evet. Ya. Peki, hocam kurbanla ilgili sorular var. Onlardan birkaçını aktarmak isterim. Şu soruluyor. Kurban bayramında ne zamana kadar kurban kesilir? Bunu şundan soruyorlar muhtemelen. Kurban fiyatları son günlerde düşebiliyor. Evet. Artık pazarda... Hani alıcı çok kalmadığı için fiyatlar biraz daha düşüyor. Bunu merak edip sormuş olabilirler. Ne zamana kadar en son kurban kesilir? Aksi de olabilir ama Muhsin Aksi Bey. Aksi de olabilir, haklısınız. Aksi de olabilir. Yani ucuzlasın diye. Beklerken? Bir bakarsın ki kalmaz, hayvan kalmaz bu sefer de. Doğru, haklısınız. Allah devletimize zeval haklısınız. Vermesin. Satıcıların satamadıkları hayvanlara devlet talip oluyor. Doğru. Yani o yüzden... Evla olan nedir? İlk gün bu görevi yapmaktır. Efendim, ne zaman Kurban Bayramı bayram namazının kılındığından itibaren başlar, üçüncü bayramın akşamına kadar, Şafii'ye göre de dördüncü bayramın akşamına kadar devam eder. Hocam tekrar edelim, burası önemli. Öyle. Hanefi'ye göre üçüncü bayramın akşamına kadar. Üçüncü bayram akşamı. Şafii'de de dördüncü bayramın akşamına kadar devam eder. Devam eder, kesilebilir. Peki, hanımlar, kadınlar kurban kesebilirler mi diye sorulmuş. Kesebilirler efendim. Yeter ki bu işte tecrübeli olsun, başarılı olsun. Bazı kadın olur ki çok daha başarılı olur. Bazı erkek olur ki kendine güveni olmaz, tecrübesi yok. Yani bu konuda deneyimi olan kişiler kurban kesmeli. Yani ibadet heyecanıyla ben bu işi yaparım diyor ama bakıyorsun elini kesiyor, ayağını Sormayın kesiyor. Sormayın hocam, her sene aynı manzaralar. Yani, hastanelerimiz acil servisler. İstenmeyen acı manzaralar görüyoruz. Maalesef. Evet efendim. Maalesef. Yani. Ehil olan. Öyle. Ve tabii çevre temizliğine de Kurban Bayramı'nda çok dikkat etmeli. Son yıllarda devletimizin tedbirleri oldu. Bu tedbirlere de riayet etmeli. Yani caddeler, sokaklar mezbaha haline gelmemeli. Elin oğlu bunu kınıyor işte. Sizin bayramınız bu diyor. Şundan nasıl zevk alıyorsunuz? Caddeler, sokaklar. Vahşet diyor. Bu hakikaten hoş değil. Yani İslam manzara da, hoş değil. İslam da bunu tasvip etmiyor. Elbette. Yani ama insanlar bunu yapıyor sonuçta. Ya, İslam'ın yaptığı, söylediği bir şey değil diyoruz. O yüzden son yıllarda devletimiz bu işle ilgilenmeye başladı. Tedbirler belli yerlerde planlanmış yerler vardır. Kurbanlar orada kesilecektir. Bunu derken hemen şu da aklıma düştü. Şimdi bayramın ilk aldığımız yiyecek kurban etinin, evet, kurban ciğeri olmalıdır. Yani bu da Peygamberimizin tavsiyesi ama bak belki küçük yerlerde bu böyle olabilir. Yani hemen bayram namazından çıktık, kurban kesildi, ciğeri de pişirildi, onu yiyebilir. Ama büyük şehirlerimizde kuyruk var, sıra var, belki trafik var. Akşama geliyor. Tabii, akşama. Tabii. Şimdi halbuki bayram gününde oruç tutmak da haram. Haram. Şimdi sanki adama oruç tutturmuş oluyoruz biz, biliyor musun?
Yani hiç yeme, kurban etinden yiyeceksin diye. Akşam oldu, daha hayvan kesilmedi. O da yemiyor. Ya o da yemiyor. Böylesi doğru değil. Evet. Yani büyük şehirlerimizde madem böyle derhal yapılamıyor bu iş, öyleyse ben yemeğim bekleyeceğim diye düşünmek doğru değil. Ama böyle şey yerlerde rahat yerleşim birimlerinde, küçük yerleşim birimlerinde bu iş çabuk olabilir hemen. O zaman bu tavsiyeye de uyulabilir. Evet. Yılda 5 gün var ki bu günlerde oruç tutmak haram. Oruç tutmak caiz değil. Caiz değil. Evet. Bunlardan birisi Ramazan bayramında bir gün, Kurban bayramında 4 gün. Ya hocamızın buyurduğu gibi illa ben işte kurbanda orucum, akşama kadar bekle oruç tutar gibi illa ya ciğeri yiyeceğim diye bu caiz değil diyor hocam. Uygun değil, orada bir şeyler atıştırın. Doğru. Oruçlu olmayın diyor hocam yani. Peki, telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar şimdiden. Teşekkürler. Bursa'ya selamlar. Teşekkürler. Çocukların alnına kurban tanı sürüyorlar. Bunun dinen hükmü nedir acaba? Güzel. Bu yapılır genelde. Hepimiz yaşamışızdır. Adak kurbanlarında da olur bu. Akika kurbanlarında da olur. Normal bu. Vacip olan ibadette de oluyor. Hocam, kurban kesiliyor. Siz yaşadınız mı örneğin böyle bir şey? Benim çevremde açıkçası çok yapılıyor bu. O yüzden merak ettiğim için sormak istedim. Sizin çevrenizde oluyor, yaşadığınız böyle şeyler. Evet. Evet. Hocam, çocukların alnına ya da kurban kesenlerin alnına kurban kanı sürüyorlar. Dinen bunun bir dayanağı var mı? Muhsin Bey, buna ben de çok rastlıyorum. Çok rastlıyorum. Yani diyelim ki bir temel atılıyor, orada bir kurban kesiliyor. Birisi bakıyorsun ki oradan eline kana buluyor, bunun evet, alnına sürüyor. Evet. Bu nasılsa bir hurafedir. Bu eskilerden gelen bir şeydir. Bunun dini bir dayanağı yoktur. Bundan vazgeçmeliyiz. Bunda bir fayda yoktur yani. Bu doğru değil. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin bağlılık duygunuz, takvanız ulaşır Allah'a. Elbette. Ya kurbanı keserken ne diyoruz? İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve mati lillahi rabbil alemin. Ya Rab, malım, canım, yaşamam, ölümüm, mali, bedeni, ibadetlerim hep senin içindir. Her emrin başım üzerine ya Rab. Dileseydin canımı verirdim. Ama böyle emrettin. Kurban olma niteliğindeki bir hayvanı boğazladım ya Rab. Şu bağlılığa bak. Bağlılığımızın sembolü. Kurban şiardır, semboldür. Sembol. Ezan nasıl dinimizin sembolü? Yani kurban da. Kurban da öyle bir semboldür ya. Evet. Hocam şöyle bir soru vardı. İhmal sebebiyle kurban kesemeyen kimse ne yapmalı? Dur bugün, dur yarın dedi, bir de bakan ki kurban bayramı bitti. Bedelini sadaka olarak fakirlere vermeli. Bedelini fakirlere sadaka olarak vermeli. Evet. Hocam, kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Özellikle kurbanlık için soruyorum bunu. Evet. Bu önemli çünkü. Evet. Nelere dikkat etmek lazım? Ondan sonra duayla inşallah programımızı kapatacağız. Evet, son soru olsun bu. Efendim, yani bir kere keskin bıçakla kesilmeli. Çevre temizliğine özen gösterilmeli. Yani çevreyi kirletmemeli. Hayvana acı çektirmemek için ehil kişi, ya acemi kişi, yani kendi de azap çeker, hayvana da azap eder. Yani bu bir sembol, bakın sembol. Irmakta abdest alıyorsanız suyu lüzumundan fazla kullanmayın, israf etmeyin. Kıyamet kopuyorsa bırak kopa dursun kıyamet, sen fidanı dik. Bu bir sembol. Yani kurban keserken de hayvana eziyet etmeyin. Ya. Peki. Ve onun göz önünde, diğer bir hayvanın göz önünde, bıçağı hayvanın göz önünde bıçak bile yok, bunu böyle bir şey de yapmayın. Evet efendim. Peki, teşekkür ediyoruz muhterem hocam.
Mevla sizden razı olsun. Cümlemizden efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak bayram mesajınız varsa izleyicilerimize onu da almak isteriz sizden. Bayramın 3. günü, 4. günü bayram özel yayınında inşallah hocamızla tekrar birlikte olacağız ama son olarak mesajınız varsa. Rabbimize bağlılığın, Allah yolunda fedakarlığın sembolünü yaşıyoruz. Ya Rab, her emrin başım üzerine diyoruz. Öyleyse Rabbimizin her emir ve yasağına titizlik göstermeliyiz. İnşallah. O zaman kurbanımız hedefine ulaşır. İnşallah. Peki o halde duayla kapatalım. Şimdiden gününüz, Arefe gününüz ve aynı zamanda yarın içinde bayramınız mübarek olsun. İnşallah bayramın 3. ve 4. günü bayram özel programımızda yeniden muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la birlikte olacağız. Duayla kapatıyoruz efendim. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rab, sana hamdolsun. Bizlere bitmez tükenmez nimetler verdin. Cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Sana hamdolsun. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamdolsun. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun. Amin. Bizi bir bayrama daha yetiştirdin. Sana hamdolsun. Ya Rab, gölgesini yaşadığımız bu bayramın gerçeği Cennet ve Cemalullah bayramıdır. Cennet ve Cemalullah bayramına yetişebilmeyi de nasip eyle. Amin. Ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.